işe çok hakim gazetecilerden bir tanesi olan Orhan Sal'la konuşmak istiyorum. Orhan Sal bize Gençler Birliği'ni biraz anlatsın istiyorum. Ve şimdi Orhan Sal attığımızda onunla birlikte Gençler Birliği'ni bir değerlendirelim. Abi hoş geldin, merhaba. Merhaba Yetkin, hoş bulduk. Yoğun bir şekilde geçiyor. Gençler Birliği de iyi gidiyor, nazar değmesin diyelim. 3 haftada 7 puan yaptılar. Nasıl düzeldi? Önce oradan bizi başlat Orhan Sal. Çünkü aşağıda belki de en sıkıntıda takımken şu anda ateş hattının içinden bir şekilde yırttılar yani. Doğru. Öncelikle herkese merhaba Ankara'dan. Gençler Birliği'nin Türk basını çok kullandığı bir tabir vardır, istim üstünde diye. Şu anda tek kelimeli istim üstünde. Moral, motivasyon, özgüven tavan yapmış durumda Yetkin burada. Hamzaoğlu'nun gelmesiyle biliyorsunuz bir 4 hafta önce değişim yaşandı. Hamzaoğlu geldi teknik direktörle, evet. Ve 4 maçta 8 puan var. 2 galibiyet, 2 beraberlik. Konya maçından başlamak üzere. Tabii bu tür durumlarda biliyorsun teknik direktör değişimi takımlara olumlu yansıyor genelde. Gençler Birliği'ne de çok olumlu yansıdı. Fenerbahçe durumda malum, hani oturmamış bir durum var şu anda Fenerbahçe'de. Takip ettiğimiz kadarıyla. Gençler Birliği iddialı gitti yani İstanbul'a. Peki Hamza Hoca'nın kafasında nasıl bir kadro var? Değişiklik bekliyor musun? Tabii yoğun geçen bir program var eş zamanlı. Fenerbahçe'de kupa maçında bir rotasyon yapmıştı. Nasıl bir muhtemel kadro bekliyorsun Ankara ekibi tarafında? Gençler Birliği'nin kadrosu bir oyuncu haricinde değişmez Yetkin bu hafta. Erdem'in sakatlığı var. Erdem Özgeç. Muhtemelen Ahmet Oğuz oynar. Bunun dışında Malatya maçında ilk 11'i çıkar diye düşünüyorum ben. Aşağı yukarı aynı kadro çıkar yani. Geçen Ezel gelmiş ya. Tabii 2 hafta önce geldi. Kulüpte geldi, antrenmanı da izledi. Herkes tarafından güzel bir şekilde karşılandı. Sevilen bir sanatçı. Gençler Birliği camiasında biliyorsunuz kendisi de gönlü bu tarafta. Evet. Geldi, ziyaret etti takımı, uğurlu da geldi yani. Çünkü yeni nesli çok sevdiği adam Ezel. Tabii. O yüzden... Onu da görünce Gençler Birliği kulübünde bayağı bir etkileşim yarattığını da düşünüyorum. Neyse, tamam. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Sal. Rica ederim. İyi akşamlar, iyi günler. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Evet, Orhan Sal'a da bir kez daha teşekkür edelim ve yayınımız devam ediyor.